İzleyicilerimiz Düzce'deyiz. Dediler ki Düzce'de ve Türkiye'de ve hatta dünyada en iyi köfteyi Cezmi Bey yapar dediler. Atladık geldik efendim. Bir dostumuzun vasıtasıyla. Nasılsın Cezmi abi? Çok teşekkür ederim. Cezmi abi her şeyden evvel çok enerjik değerli dostlarımız. Vallahi köfteyi yiye yiye, eti yiye yiye, ciğeri yiye yiye, tatlı yiye yiye beton gibi olmuş. Yaş kaç Cezmi abi? 60. 60 yaşındasın. 60. Yerimde duramam diyorsun. Duramam valla. Kaç yıllık köfteciyiz abi? 50 yıl oldu babadan bu tarafa. 50 yıl. 10 yaşından beri tezgahtasın. Eyvallah. Köfteler arkada cozur diyor değerli dostlar ama burada da tabii tencereler var. Ev yapacaksan olacak büyük pencere. Eğer köfte de yapacaksan yanında mutlaka olacak çorba pişirecek tencere. Doğru mu abi? Çok güzel değerlisiniz ya. Vallahi teşekkür ederim. Abi ne var burada Cezmi abi? Biz şimdi burada bir et paça yapıyoruz. Yine düz yağ. Et paça. Evet. İlik ve et suludur. Neyli? İlik ve et suludur. İncikten yaparız. Evet. İlik ve et suludur. Evet. Çok keyifli bir çorbadır. Çok beğenilerek içilir bizim burada da. Şöyle. Et paça incik. Şimdi bunu içeceğiz. İncik diyorum abi. Evet. İncik ve ilik. Usta. Bunu ise tabii sirke sarımsak oldu. Abi yok vakitte. Böyle bir lezzet ya. Yok böyle bir lezzet efendim. Olacak çorbalarımıza vardı. Bir iki nedir tane abi? Daha. Onlar kalmadı. Her gün ne vardı buralarda abi? Mercimek var. Ondan sonra ezogelin yağıyla tavuk suyu şehriye kıymalı tarhana değişir. Eyvallah değerli. Dönüşüm ne olur? İkisi kemikte. Tezgahtan dolayı bir de yüzüne nazar değmesin diye alın filandan çekiyoruz. Abi şimdi şuraya gelelim. Cozur diyor abi. Nedir senin köftenin özelliği abi? Bizim köftemizin özelliği tamamen saf bir et olması. Döş, kol, gerdan ve kuzu. Bu ne abi? Köfteden eksik bu, etmeyeceksin, tuzu diyorsun. Eyvallah. Kırmızı toz biberle tuzumuz. Bu köfte, ne oldu şimdi abi? Bu köfteyle ciğer karışık oldu. Ciğerli karışık. Abi. Arnavut ciğeriyle köfte karışık oldu. Ciğer de yapıyorsun abi. Evet, bu da köfte efendim. Bu da köfte. Cezmi abi diyor ki Türkiye'nin en iyi kürbastı mı? Evet, Allah Allah var. Değerli dostlar. Bu da tamamen düz yer, yer ufak, hizmet büyük. Yani mutfak ufak daha doğrusu. Yer çok büyük de. Doluyor taşıyor Cezmi abi. Köftelicikte bütün engelleri aşıyor. Bu ne abi? Bu ne abi? Bu da külbastığımız. Sadece düz ciğer et olan bir şeydir. Şimdi şöyle yapalım. Bize çorba içirdin de şu külbastığı bir sen göm be abi. Abi ne oluyor? Abi sen göm ağzında onu ya. Eyvallah abi. Sen bir daha göm abi. Buraya gelmişken Düzce'ye mutlaka Cezmi abi buluyorsunuz. Külbastığı değerli dostlar. Şöyle bir gömüyorsunuz. Ciğerim var. Köftem var. Çorbam var. Külbastım var. Külbastım var. Ve bir de çorba çeşitlerimiz var. Tatlı ne var abi? Tatlı ekmek kadayıfı. Kemal ekmek Paşa. Kadayıfı. Kemal Paşa. Fırın sütlaç. Fırın sütlacını da kendim yaparım. Bu tamamen safran ve damla sakızlı olan. Ekmek kadayıfı Cezmi abi. Bunu da mı sen yapıyorsun hazır mı? Bunu da biz yapıyoruz. Allah Allah. Meşhur diyorsun abi. Bu da meşhur. Bunu tamamen Balıkesir'den getiririz. Eyvallah. Neyini? Kadayıfını mı? Ekmek kadayıfı sadece Balıkesir'den gelir. Al abim şunu da. Değerli dostlar. Yok yok, bir kere insanın yüzü gülecek, gönlü güzel olacak. Yolunuzu Düzce'ye düşürürseniz köftesiyle, ciğeriyle, külbastısıyla, çorbanın adı neydi abi? Paça, incik. Paça. İncikten paça. Evet, Düzce'de Cezmi abi de içilir paça, ondan sonra gidersin maça. Peki bunların fiyatı kaç abi? Ya ekonomik ya. Ekonomik ya. Yolunuzu düşürürseniz mutlaka ama mutlaka Cezmi abi bulun. Hani bir laf var ya, gelinle damat sevmişse birbirini, tanırlar birbirlerini sözde. Buraya gelmişsen yer köfte közde. Bir kere her şeyden evvel yüzlerinde nur var diyoruz. Bizde de en iyisi gezmekte tur var diyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Tatlısıyla, köftesiyle, sütlacıyla, ekmek kadayıfıyla ve cozurdayan köftesiyle yolumuza devam ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.